Depremi kırana dönüştüren, kıran afetin Türkçesidir. Benim anneannem Selanik doğumluydu. O hiç afet dediğini duymadım. Hep kıran derdi. Kıran girdi diye söylerdi. Bir yeteneksiz yönetimler. İki, ekonominin bozukluğu ve yoksulluk. Üç, eğitim düzeyinin düşüklüğü. Arkadaşlar, eğer bunlardan bir tanesi ülkede gerçekleşmişse depremin adı afettir. Türkiye'de 6 Şubat'ta bunun bir tanesi değil, üçü birden gerçekleşti. Dolayısıyla 1947 yılından beri İsmet İnönü'nün söylediği bir söz var. Benim en büyük başarım çok partili rejime Türkiye'yi geçirmemdir diye söyler. Ben asla katılmıyorum buna. Çünkü devrim henüz sürecini tamamlamamıştır. Köy enstitüleri daha yeni meyvelerini vermektedir. Köy enstitülerinin açık kapatılmasına Amerika etkisiyle, kapatılmasına göz yumarak İmam Hatip okullarına dönüştürmesiyle bugünkü yaşadığımız olaylar başlamıştır. Eğitim düzeyi düşmüştür. Bugünkü başımıza gelenler son 1947'den beri yapılmış hatalardı. Adnan Menderes iktidarı geldiği zaman ülkeye hürriyet geldi. Herkes istediğini yapabilir. Adnan Menderes'in sloganı buydu. Ben o zaman daha çocuktum. Herkes istediğini yapabilir. O zaman köydeki oran Türklerin, yurttaşların %70'i köylerde tarımla uğraşıyordu. %30'u kentle uğraşıyordu. Bu slogan hep devam etti arkadaşlar. Her gelen yeni iktidar biz Demokrat Parti'nin devamıyız diye övündüler. Oysa bundan utanmaları gerekiyordu. Çünkü Demokrat Parti ve benzer yönetimler Atatürk'ün ilkelerine ve devrimlerine ve Türk devrimlerine karşı olan yönetimlerdi. Ve sonuçta öyle bir zamana geldik ki 1970 benim o zaman üniversitede deprem bölümü asistanıydım. İlk gördüğüm yer Gediz'dir. Gediz'de hepimizin çok iyi bildiği siyasi geldi. Halk yerle birdi Gediz. Köyleri, Aslanapa yerle birdi. Benim ilk deprem gördüğüm yer. Dedi ki deprem takdiri ilahidir. Devletimiz büyüktür. Ne yapalım? Bu da sizin kaderinizmiş. Kimse ne bir dakika kısa yaşar, ne bir dakika da uzun yaşar. Köylüler o siyasinin elini öpmeye çalışıyorlardı, şapkasını da kapmaya çalışıyorlardı. 1999 oldu Gölcük depremi. O siyasi yine başlıydı. Bakın 70'ten 99. 29 yıl. Abdülhamit'ten daha uzun iktidarda kalmışlar neredeyse. 99 depremi oldu. Yine aynı siyasi, aynı sözü söyledi. Ben de oradaydım tesadüf. O sırada bir köylü kadın çıktı geldi. O kadar korumaları yoktu eskiden devleti yönetenlerin. Suç oranı arttıkça koruma sayısı da artar. Tuttu yakasından köylü kadın. Böyle asılmaya başladı. Bunlar hep sizden oluyor, bunlar hep sizden oluyor dedi. Ben bunu görünce dedim Türkiye kurtuluyor. Yıl 1999'du. Düşünün bir köylü kadın bilinç edinmiş ve ülkenin cumhurbaşkanının yakasını sallıyor. Bayağı demokratikmişiz değil mi? Deprem ölümlerini artıran kişilerin doyumsuz çıkarları, doyumsuz para kazanma güdüleridir değerli arkadaşlar. Kıranı, afeti Tanrı değil toplum yaratır. Deprem bölgelerinde neden yerleşiyorsun? İki, deprem güvenli dağlık kırsal alanda yapılaşmıyorsun da düzlük sulak tarım alanlarında neden yapılaşıyorsun? Neden yer davranışına uygun sağlam yerde sağlam yapı dikmiyorsun? Ben açıklayayım neden. Annem, kardeşlerim Bostan'da bir derenin kenarında oturuyorlardı. Annemi yitirdik. Anneme diyordum ki ya anne şu Bostan'daki evden çıkın. Bakın Yamanlar Dağı'na taşının. Orası deprem bakımından çok güvenli. Terzi söküğüne dikemezler ya. Annem o zaman 81 yaşında mı neydi? Oğlum sen her televizyona çıktığında bizim evin değeri %50 düşüyor diyordu. Şimdi demek ki bir mal önemli, can değil mal önemli. Ondan sonra annem ısrar ediyordum ya anne orada bir ev alın, oraya göçün. Bakın ileride deprem olacak. Diyordu ki, haklı olarak dedi ki, oğlum ben buradan Bostanlı Çarşısı'na iniyorum, parkta oturuyorum, orada arkadaşlar buluyorum, onlarla konuşuyorum. Dağın başında öyle bir şey yok, kimle konuşayım? Demek ki konut yapmak yetmiyor.
sosyal donatı yapmak gerekiyor değil mi? Parklar yapacaksın, sinemalar yapacaksın. Karşıyaka stadyumunu yıktın, yine aynı yere yaptın. Olabilir mi böyle bir şey? Stadyumu, hiç Efes'i görmedin mi sen? Efes'in stadyumu nerede? Yani Selçuk Ovası'nın ortasında mı yapmış? Dağın bağrına yaslamış değil mi? Efes'te stadyumu. Ya sen hiç Anadolu uygarlıklarından hiç esinlenmedin mi? Git Karşıyaka stadyumuna, Doğançay'a yap. Bir dağın vadisine daya. Aynı eskiden nasıl yapılmışsa öyle yap. Hem de daha ekonomik bir şekilde yapabilirsin. Yani kenti yönetenler ovaya, deniz kenarına doğru, tehlikeli yere doğru insanları güdülüyor. Mavişehir'in önüne nasıl sen koskoca 15-20 katlı binaları izin verirsin ki? Denizin önüne böyle bir şey yapılabilir mi? Şu anda orada hep paslanma sorunları var. E biz oraya kazık çaktık diyorlar. Dünyayı kazık çakamadın ama yere çaktığını sanıyorsun. O kazıkların çoğu kayboldu. Ya orasının derinliği 300 metre. Yani çamur. Gediz çukurunun çamurları 300 metre. Üstündeki kazıklar sanki jöleye batırılmış iğne kadar duruyor orada. O kadar duruyor. Niye oraya yaparsın? Mavişehir'i niye vermiyorsun? Emlak Bankası konutları dahi orada. Bunu yıllardır söylüyoruz. Peki kentin ne tarafa doğru gelişeceğinin kararını kim veriyor? Eskiden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Yani tarım alanlarını yapılaşmaya açanlar onlar. Peki o tarıma alanlarını açılan yerlerde yapı tasarımını yapan kimler? Belediyeler. Peki tarlayı arsaya dönüştürdükten sonra orada yapıları kimler yapıyor? Üstleniciler, yani Farsçasıyla müteahhitler. E o zaman sen Kahramanmaraş depremi oluyor. Müteahhit arıyorsun. Suçlu suçluyu arıyor. Bunların izni veren sizsiniz. Ve her şehirde bu böyle. Aydın'ı eleştirdim geçenlerde. Hemen Özlem Hanım beni aradı. Ya hocam doğru söylüyorsun ama işte biz oralara gitmek istemiyorduk. Ondan sonra senin üstten bakanlık karar veriyor. Dolayısıyla şehir o tarafa, ovaya doğru gelişiyor. Aynı sıkıntı, her yerde aynı sıkıntı. Yani Türkiye'yi yetenekli insanların yönetmesi gerekiyor. Yetenekli insanlar. Yetenekli insanlar. Ben biraz hızlı geçeyim. Arkadaşlar depremin bir yasası vardır. Bir yerde belli büyüklüğü bir deprem olmuşsa gelecekte o yerde en az o büyüklüğü deprem olur. Buna depremin yasası denir. Milattan ben hepsini sayamayacağım, zamanım yok. Milattan sonra 17'de Yunt Dağı, Aegea depremi oluyor 7 büyüklüğünde. Alaşehir, Philadelphia, Turgutlu, Manisa, İzmir, Alaa'ya kadar 250 kilometre boyunca yapıları yıkıyor. Bu depremin boyutu ne kadar? 400 kilometre. 17 yılında 250 kilometre boyunca yıkıyor her tarafı. Bakın hepsini saymayayım. Daha sonra 170, 688, 1039, 1300, 1608'de bir deprem, 1688 depremi İzmir'in küçük kıyameti. 7.2 büyüklüğünde bir deprem oluyor. İzmir'in içinde. Olasılıkla nerede? Kemeraltı'nda oluyor deprem. Ve Alsancak, Alsancak'ın konağın bulunduğu kesim 30 metre denize doğru kayıyor. Aynı zamanda süpürtü dalgaları oluşuyor. Ve İzmir'in bulunduğu yer, bu biraz abartılıdır mutlaka. 60 santim belki diyecekler de 60 metre göçüyor. 60 metre göçemez yani. Belki 60 santim göçüyor. Çünkü İzmir zaten, İzmir Körfezi göçüntüyle oluşmuş bir olaydır. Demek ki İzmir'de depremler çok sık oluşmuyor. Yaklaşık 200'de 350 yılda bir oluşuyor. Hani her an İzmir'de 7.2'lik bir deprem olacakmış gibi İzmir'i hazırlamamız gerekir. Ama İzmir'de her an deprem olabilir sözü doğru değildir. Yani nereden biliyorsun 200 yılla 350 yılın dolduğunu ki bunu söylüyorsun? Ve bu depremin büyüklüğü İzmir'de yıkıcılık eşik değeri 6.5'tür. 6.5'a kadar depremler İzmir'de yıkıcı olmaz. 6.5'tan sonra yıkıcı olmaya başlar. Önce en kötü yapıları, kötü yerdeki kötü yapıları, daha sonra da biraz daha iyileri, biraz daha iyileri, biraz daha iyileri yıkmaya başlar. Hiçbir zaman İzmir'de Kahramanmaraş'taki gibi 7.5, 7.6, 7.9'luk depremler olmaz. Ama İzmir'in en deli kırığı İzmir kırığıdır. Nereden geçiyor bu? Yaklaşık Tepeci'nin altından Kemeraltı, oradan Konak, yani eski Varyant dediğimiz yerin altından. Orada delersen sıcak su bulursun aslında. Oradan Güzel Yalı, Göztepe, oradan Güzel Bahçe'ye doğru Urla uzanıp gidiyor. Demek ki kırığın nereden geçtiği çok önemli değil. O depremden çıkan sarsım dalgalarının gücü ve iğmesi önemli.
İzmir'de en çok sarsılacak yerler bir depremde Karşıyaka, Alaybey, Bozdağlı, Çiğli, Bayraklı, Mersinli, Özkanlar, Bornova. Ben İzmir'de oturuyor olsam buralarda oturmam. Başka kahramanlar Basmane, Alsancak, Konak, Menemen, Sasalı, Seyrek. Şimdi depremden korkanlar Sasalı ve Seyrek'e gidiyor. Orası bir bataklık alanı. Urla, İnciraltı, Karataş, Güzelyalı, Göztepe, Güzelbahçe bunlar da depremden etkilenir ama yer oralarda sağlam. İzmir'in güneyinde yer sağlam. Yerin sağlam olması deprem etkilerini büyük bir oranda düşürüyor zaten. Onun için kuzeydekiler Yamanlar Dağı'na doğru, Bornova sırtlarına doğru, güneydekiler ise Fahrettin Altay bu Hatay'a doğru, hatta Eşrefpaşa'ya doğru, Karataş'ın sırtlarına doğru oraları daha güvenli olarak görüyorum. İzmir'in jeofizik davranışına baktığımız zaman kırmızıyla gördüğünüz yer biliyorsunuz İzmir Körfezi'nin hemen kuzeyi. Bir tarafta Menemen'den başlıyor. Çiğli, Mavişehir, Bornova'nın tamamı üniversiteye kadar olan alan ve İnciraltı kesimleri. Buraları depremde en duyarlı yerler. Depremde en çok İzmir'de yıkımın nedeni rezonans olacaktır. Yani yerle yapının sarsımı uyuyor mu uymuyor mu? Ve buraları sıvılaşmanın da fazla olduğu yerler. Yani buralarda biraz önce söylediğim gibi kuzeydekiler Yamanlar'da, Doğançay, Bayraklı, Bornova sırtları, Evkalar'ın olduğu yerler falan iyi. Çok ayrıntısını hocam bizimki nasıl diye sormayın. O kadar ayrıntıya inemem. Sığmıyor zaten slaytın içine. Güneyde Fahrettin Kerim, Gökay, Limontepe, Balçova, Uzundere sırtları, TOKİ yapılarının olduğu yerler gayet iyi. Ben neredeyse TOKİ'nin reklam ajansı gibi çalışıyor olacağım. Ama TOKİ'ler iyi yapı yapıyor. Yani sağlam yapıyor. Tepecik, Eşrefpaşa, Karataş buraları fena değil. İyi. Ama depremde Eşrefpaşa, Karataş etkilenir mi? Etkilenebilir. Özellikle Eşrefpaşa yapıları çok kötü. Oynak Geniz Çatalağzı'nda gökdelenler. Bunlar bilime aykırı arkadaşlar ya. İzmir'in ayıbı bu. İzmir'e yakışmıyor ya. Yani bir devrimci bir İzmir'e bu yapılar yakışmıyor arkadaşlar ya. Burada bir daire almanız dahi para kazanan kişilere teşvik etmeniz, kötü iş yapmalarını teşvik etmeniz anlamına geliyor. Almayacaksınız, elinde kalacak. Bataklık'ta gökdelenler. Buradaki Fortis miydi neydi? Bu Folkart. Benim hakkımda soruşturma açtı. Bizim yapılarımızı kötülüyorsunuz, satışlarımızı engelliyorsunuz. Ya ben senin canın diyorum, o benim malım diyor. Yani sıkıntı burada arkadaşlar. Buralardan daire almayacaksınız, elinde patlayacak. Başka çıkış yolu yok. Genellikle İzmir'de gördüğüm hata, Ege'de görüyorum bütün bu hatayı. Deprem en güçlü olarak giriş katını vurur. Giriş katının çok sağlam olması gerekir. Ama görüyorum ki giriş katlarına, mesela benim kız kardeşimin burada oturuyor, evinin altında. Boş bırakmışlar. Duvarların taşıma oranı %15. Deprem vurduğu zaman orası yıkılır. Üstüne göçer böyle yapı olduğu gibi göçer. Şimdi o kadar zamandır yani abisi bir deprem profesörü. O kadar zamandır anlatıyor. Kapattıramıyor orayı. Olmuyor yani. Benim oturduğum ev İstanbul'da deprem güvensiz bir ev. Yani diyorlar ki ya hocam bunu dinlendirme lütfen. Kiracı bulamayız, evi de satamayız. Elimizde kalır diyorlar. Ya anlayış böyle arkadaşlar. İnsan aydın kıyafetiyle, kravatıyla, papyonunla aydın olmuyor. Kafasıyla, düşüncesiyle, davranışıyla aydın oluyor. Son şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bizde töre çöktü. Töre. Törenin Farsçası ahlak demek. Etik Türkçe bir kelime değil. İngilizce bir kelime. Töre çöktü, töre. Ahlak yok. Şimdi bu çöküşün en hızlı olduğu dönemlerin içindeyiz. Değerimiz sadece telefonumuz, yeni aldığımız arabamız, evimiz, televizyonumuz oldu. Değerler artık kendi ürettiklerimiz değil, mallarımız, mülklerimiz değerlerimiz oldu. Paramız, dolarımız, bankadaki dolarlarımız, değerlerimiz oldu. Şimdi madem ki biz bu kadar töreden uzaklaşmışız, o zaman şunu yapmamız gerekiyor. Yapı denetimler, yer yapı denetim kuruluşlarına dönüşmemiz gerekiyor. Yani denetimler hem yapıyı hem de yeri denetlemeli. Ayrıca denetlediği yapının ebediyen sigortası olması gerekiyor. Sizden para alarak değil, sigortasını yapması gerekiyor. Eğer ileride o yapı yıkılırsa,
katlı olarak tazminatını ödemesi gerekiyor. Bir insan ölürse de katlı olarak ödemesi gerekiyor. Her yapı için yer yapı güvenlik belgesi verilmeli ve tapuya işlenmeli. Siz bir ev kiralayacaksınız, tapuya gideceksiniz. Filanca sokaktaki filanca evi kiralamak istiyorum. Tapu müdürü çıkaracak, diyecek ki yapı güvenli değil. Kiralamayacaksınız. Veya satın almak istiyorsunuz, gidiyorsunuz tapu dairesine. Sokak numarası söylüyorsunuz. Eğer uygun değilse satamıyorsunuz. Böylelikle biz artık kötü yapı üretemeyeceğiz arkadaşlar. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Eğer cumhuriyet varsa. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.